Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere yonca ekimi ile alakalı çok güzel bir video çekeceğim. İleride yonca ekimi ile alakalı biz nerede hata yaptık diye merak ettiğinizde bu videoyu açıp yeniden izleyeceksiniz. Ekimi, tohum seçimi, toprak seçimi, gübrelemesi ile alakalı kısa, özet, kolay bazı detaylardan bahsedeceğim size. Arkadaşlar, binlerce dönüm yonca ekmiş birisi olarak, binlerce dönüm hasat yapmış birisi olarak bizzat ekim ve hasat makinelerinin üzerinde günlerce çalışmış birisi olarak 20 yılın tecrübesini size bedavaya aktarıyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi ve beğeni tuşuna basmanızı istiyorum. Abone olmayan izleyicilerimizin de bir an önce kanalımıza abone olmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar, yonca gerçekten mübarek bir bitki. Şimdi Ramazanlarda biliyorsunuz camilerde hatimler okunur. Ben de bundan 7-8 yıl önceydi, belki biraz daha fazla, camide hatim okunuyordu. Ben de sürüyordum. Abese suresi geldi. Elimde de mealli Kur'an-ı Kerim vardı. Tabi her zaman okuduğumuz bir Kur'an-ı Kerim ama o ana kadar dikkat çekmediğim bir detaya denk geldim. Bir de baktım ki arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de Abese suresinde 27. ayetten 30. ayete kadar Cenab-ı Allah gökyüzünden yağmuru nasıl indirdiğini, toprakları nasıl ıslah ettiğini, oradan bizler ve hayvanlarımız için ihtiyacımız olan bitkileri nasıl bitirdiğini anlatan ayetler silsilesine denk geldim. Arka arkaya böyle 3-4 ayet. O ayetlerden bir tanesinde diyor ki, hayvanlarınız için ben yoncayı yarattım. Bunu okuyunca böyle kendi kendime sarsıldım. Dedim ki, biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ama anlamıyoruz. Herhalde dedim, bu Kur'an-ı Kerim'i ecnebiler ya da Müslüman olmayanlar daha iyi araştırıyor, okuyorlar ki hayvan beslemede yoncayı çok daha yaygın ve yoğun kullanıyorlar. Bugün Amerika'da, Kanada'da özellikle süt sığırı işletmeciliği yapan, bunu yoğun yapan ülkelerde yoncanın rasyonun ana ham maddesi olduğunu görmekteyiz. Peki 1400 yıl önce Peygamberimiz döneminde Peygamberimiz yoncayı nereden bulsun, nereden görsün, Arap Yarımadası'nda yonca ne gezerdi diyenler olursa, onlara da derim ki işte Kur'an'ın mucize bir kitap olduğunun en güzel işareti de burada. Arkadaşlar, düşünün ki çölde yaşayan bir topluma inen bir Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yoncanın hayvanlar için özel olarak yaratılmış bir bitki olduğu zikrediliyor. Valley diye bir marka var biliyorsunuz, Amerikan yapımı. Yani pivot yapıyor bunlar, dairesel sulama sistemleri yapıyorlar. Dünyada en çok pivot sulama sistemini Suudi Arabistan'a sattıklarını görüyoruz. Google Earth'ten arama yaptırıp da Suudi Arabistan çöllerini yaklaştırdığınız zaman bu çöllerde son 20 yıl içerisinde yoğun bir şekilde yonca ekiminin yapıldığını, bu pivot sistemlerle ve lineer sistemlerle sulanmak suretiyle Arap Yarımadası'nda da çok yoğun bir şekilde yonca üretiminin yapıldığını görmekteyiz. Yonca hem toprağı ıslah etme, hem hayvan için çok güzel bir yem ham maddesi olma özelliği taşımakla birlikte çok da enteresan bir ekolojik dengeye hizmet ediyor. Arkadaşlar, havada duran, serbest olarak dolaşan azotu, rizobiyom denilen küçücük bakteriler sayesinde bitkinin köklerinde depolamak suretiyle kendisinden bir sonraki ekilecek bitki için çok müthiş bir azot kaynağı temin etmiş oluyor, depolamış oluyor. Biz yoncayı hasat yaparken çiçeklenme döneminin hemen başında hasat yaptığımız için köklerinde oluşturduğu azot nododitelerini yeniden tane oluşturmak amacıyla kullanamayan bu yonca bitkisi 5 yıl boyunca kökleri aracılığıyla biriktirdiği bu rizobiyom bakterilerini aracılığıyla biriktirdiği bu azotları kendisinden sonra ekilen herhangi bir tahılda, bu buğday olabilir, mısır olabilir, arpa olabilir, tahılda kullanmak üzere depoluyor. O yüzden efendim, yonca ekimiden hemen sonra tarlayı bozup da içerine tahıl ekildiği zaman normalden daha fazla verim almamızın, bir sonraki ekimde, tahıl ekiminde bitkinin daha yeşil, daha güçlü, daha hızlı bir şekilde çıktığını, daha yüksek verim verdiğini yonca ekimiyle, üretimiyle uğraşanların büyük çoğunluğu bilirler arkadaşlar. Bunu anlatmaya gerek yok. Ayrıca yonca çok fazla toprak seçmeyen bir bitki olmakla birlikte öne çıkıyor. Yani aşırı kireçli, bir başka bitkinin asla yaşam bulamayacağı topraklarda yonca çok rahatlıkla yaşam bulabilir.
Tabii ilk çıkışta biraz çıkartmak zor olabilir ama sonrasında mükemmel bir performans gösterir. Topraktaki kireçten etkilenmez. Efendim 6.8 yahut 7.2 aralığındaki bir pH aralığını da çok sever. Eğer tarlanız asitikse, kireçle ıslah etmek suretiyle, toprağınız aşırı alkali ise, yani 7.2'nin üzerinde bir alkali yapısına sahipse, bu defa da gerek humik fulvik asit uygulamalarıyla gerek sıvı ya da granül formdaki kükürt uygulamalarıyla pH'yı yoncanın istediği toprak pH'sı seviyesine getirmek suretiyle daha yüksek performanslar elde edebiliriz. Şimdi yonca bünyesinde ne var da hayvana çok faydası oluyor? Öncelikle kalsiyum. Kalsiyum, fosfor, magnezyum, kerotin, mangan, çinko, demir, kobalt, selenyum, iyot gibi birçok minerali bünyesinde bulundurduğu için hayvanların menüsünde yoncanın var olması demek hayvana doğal, organik formda bu minerallerin sunulması demek. Hani biz hayvanlara işte yalama kovası öneriyoruz, mineral madde katın yemin içine falan diyoruz ya, işte bunları yonca ile beslenen, menüsünde yoğun bir şekilde yonca bulunan hayvanların mineral maddeye olan ihtiyaçları da azaldığı gibi tamamen doğal formda mineral maddelerin hayvanlara sunulması demek hayvanlar bundan daha yüksek istifade edecekler. Daha yüksek bir şekilde ete ve süte çevirecekler. Canlı ağırlık performansları artacak. Cinsellikleri artacak. Hayvanların tüyleri pırıl pırıl olacak demektir. Bünyesindeki mineraller sayesinde. Peki bu minerallerin yoğun bir şekilde toprakta var olup olmadığını nereden anlayacağız? İyi bir toprak analizi yapacağız. Toprak analizi neticesinde toprakta var olan minerallerin yoncanın ihtiyaçlarına cevap verip veremediğine bakacağız. Şimdi toprakta zaten yüksek miktarda kalsiyum varsa bu bizim için bir avantaj. Çünkü topraktan en yüksek kalsiyumu kaldıran bitkiler baklagillerdir. Bunların da içerisinde yem bitkisi olarak yoncadır. Tarladaki kalsiyumu özellikle alır bünyesine. Hayvan da onu yer kalsiyum ihtiyacını karşılar. Hayvandan üretilen et ve süt mamullerinde biz yiyerek işte o topraktaki aslında işe yaramayan öyle bomboş duran kalsiyumu ete ve süte çeviren bir doğal zinciri tamamlamış oluruz. Ayrıca diğer bitkilerden farklı olarak yonca bitkisi müthiş bir derinlemesine kök verebilen, derinlemesine köküyle dalabilen bir yapıya sahiptir. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde yaşlanmış bir yonca bitkisinin belki 10 yıllık, belki 5 yıllık, 10 yıllık bir bitkinin köklerinin 3 metreye kadar indiği gözlemlenmiş. Bazı araştırmalar daha fazla derine indiğini söyleseler de bizzat benim şahit olduğum, kepçeyle kazdırmak suretiyle gördüğüm 1,5 metreye kadar derin kök yapısını gördüm arkadaşlar. Bu aşağıya doğru daha ne kadar fazla kök yapısına ulaşırsa o kadar daha derinlerdeki mineral maddeleri bünyesine alabilme kapasitesine sahip oluyor demektir. Aşırı susuzluğa, aşırı besinsiz kalmaya karşı kendisini koruyabilmek adına yüzeydeki toprak yapısıyla yetinmeyen, aşağılara doğru inme mecburiyeti hisseden muhteşem bir bitkiden bahsediyoruz. Biz toprak seçimi yaparken yonca ekeceğimiz arazide özellikle taban suyunun yüksek olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü tabana doğru kök yapısı olan bir bitki eğer erken bir şekilde bir metreden daha önce suyla karşılaşırsa belki birinci, ikinci yıl size sorun çıkarmaz. İstediğiniz verimi verebilir ama bitki aşağıya doğru köklenmeye başladığında, suyla temas ettiğinde kök çürüğü hastalığına yakalanmak suretiyle yoncanızda bir seyrelme, azalma ve verim kaybı olarak karşınıza problem olarak çıkabilir. Dolayısıyla yonca ekilmesi gereken arazide toprağı hazırlarken iyi bir drenaj, taban patlatması, eğer taban suyu yüksek bir arazideyseniz ya da tabanında çok yakınında hemen kil tabakası söz konusu ise kesinlikle drenaj yapmak suretiyle arazi içerisinde bulunan suyun bir şekilde tarlanın dışarısına atılması gerekiyor ki orada yonca bitkisi çok daha verimli olsun. Efendim, topraktaki eksiklikleri tespit ederek bunları da ekim esnasında tamamlayarak yoncayı ekmemiz durumunda 4-5 yıl bize hizmet edecek bir yonca elde etmiş oluruz. Eğer ki ekim esnasında toprak analizi yapmayı ihmal edersek ve yonca bitkisinin tarladan kaldırdığı mineral maddeleri tahmin edemiyorsak, bilmiyorsak,
taban gübresini buna rağmen azaltmışsak ileride bize bir problem olarak yansıyacak demektir. Örnek veriyorum, taban gübresi olarak benim kendi şahsi kanaatim Türkiye topraklarını ve yonca ekilmeye aday toprakları göz önüne aldığımda minimum 50 kilo 18-46 DAP gübresinin atılmasını her zaman tavsiye ediyorum. Bazı arkadaşlar gerek masraftan kaçmak amacıyla gerek ekonomik olsun ya da bütçeleri buna müsaade etmediği için 15-20 kilo atıyorlar. Bu yeterli olmuyor arkadaşlar. Birinci yıl size cevap veriyor. İkinci yıldan sonra başlıyor seyrelme. Her seyrelmeden sonra siz de diyorsunuz ki bizim buna gübre atmamız lazım. Ne atalım? Yukarıdan azot atalım. Yukarıdan attığınız azot bu bitkiyi tembelleştirir. Bu bitki kendi azotunu rizobiyon bakterileri aracılığıyla havadaki serbest azotu alıp köklerinde depolayabilme kapasitesi olan bir bitki iken siz yukarıdan azot vermeye başladığınızda bitkiyi tembelleştirirsiniz. Bitki kendi azotunu üretmekten vazgeçer. Der ki ya zaten mütemadiyen bu adam bana gübre atıyor. Ben niye azot üreteceğim ki demeye başlar. Bu defa da sizin maliyetleriniz artar. Üstten gübre atmaya alışmış bir bitki gübreyi üstten atmadığınızda size verim vermemeye başlar. Ayrıca yukarıdan sadece azotlu gübreyi verebilirsiniz. Toprak gübrelerini yukarıdan veremezsiniz. Mesela yine yonca bitkisi topraktan yüksek miktarda fosfor kaldırıyor. Eğer toprakta fosfor azsa ya da bitkinin alabileceği formda değilse, bakın burası da çok önemli. Arkadaşlar toprak analizi sonrasında bizim topraklarımızda yeterli miktarda mineral maddenin varlığı ortaya çıksa dahi bitki bunu alamayabilir. Bitkinin alabileceği formda olmayabilir. Bunu bitkinin alabileceği forma getirebilmek için yine hayvan gübresi, humik fulvik asit uygulaması, kükürt sıvı ya da granül kükürt uygulamalarıyla birlikte topraktaki pH'yi 6-8-7-2 bandına getirmek ve topraktaki var olan mineralleri öncelikle eritmek, bitkinin alacağı forma getirmek gerekiyor. Yani öyle rastgele bir uygulama söz konusu değil. Diyelim ki taban gübresini azalttık, verimimiz düştü. Birinci yıldan sonra, ikinci yıldan sonra verim azaldı. Efendim verimi arttırmak için yukarıdan fosforlu gübre atmamız gerekiyor. Toprak gübresi atamaz. Çünkü tarla ekilmiş bitmiş. Toprak gübresi demek toprakla temas etmesi gereken, toprağa inmesi gereken gübre demek. Peki siz bunun içini neyle, hangi makinayla bu toprağa yaracaksınız da içerisine bu gübreyi koyacaksınız? Bazı arkadaşlar gobleyle, bazı arkadaşlar gobleyi derin batırmadan, bazı arkadaşlar da buğday mibzerinin içerisine taban gübrelerini koymak suretiyle ekim yapılmış yonca tarlalarında biçimden hemen sonra toprağa bir miktar eşelemek suretiyle içine atabiliyorlar. Üzerinden de hemen sulayabiliyorlar. Bunlar palyatif çözümlerdir. Kesin çözümler değildir. Ayrıca bitkiler yapraktan beslenebilirler. Ama unutmayın ki yapraktan beslemek bitkiye serum takmak gibidir. Yani siz fişi çektiğinizde artık hayvana fayda etmeyecek demektir. Şimdi biz yem bitkilerine özel sıvı gübreler üretimine başladık. Bununla alakalı bünyemizde bir profesör doktor Mustafa Erayman hocam bu konuda bünyemizde hizmet veriyor. Sizin toprak analizlerinizi yapıyor. Size uygun gübreler tavsiye ediyor. Yaprak gübreleri tavsiye ediyor. Ancak bu videoyu izleyen arkadaşlarım şunu bilsinler ki ben bir sıvı gübre satıcısı olarak net olarak söylüyorum ki bitkiler kökten beslenir. Bitkiler yapraktan beslemek onları tembelliğe alıştırmaktır. Bizim için de iş gücüdür. Ama bir adam yancaya ekerken taban gübresini istediğimiz gibi atmamışsa, toprak analizi de yapmamışsa, topraktaki pH dengelerini de kuramamışsa bu adam mecburen yapraktan besleme yapmak zorunda. Aksi halde ciddi bir verim kaybı olarak karşısına çıkar ve bu yonca ticaretinden, yonca üretiminden para kazanamayacağı bir aşamaya gelmiş olur. Şimdi arkadaşlar genelde YouTube üzerinde yaptığımız istatistiklere baktığımızda 10 dakikayı geçen videoların daha fazla izlenmediğini gördüğümüz için bu konu üzerinde de daha konuşacak çok şeyimiz olduğunu düşünerek bu videoyu ikiye bölme kararı aldım. Şimdi birinci bölümü bitirmiş olduk. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz ve buna benzer bilgi amaçlı yayınladığımız videoları beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın. Abone olmadıysanız da olun. Hemen bir sonraki videoda da yine gübreleme ile
ekimle alakalı bilgileri vermeye devam edeceğim. Şimdilik Allah'a emanet olun, hoşça kalın.